Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de fasulye diblesi için fasulye aldım 2 kilo kadar. 2 kilo fasulyemi şöyle küçük küçük doğrayacağım. Şu şekilde fasulyemi doğramaya devam edeceğim. Ufak bir ricam var arkadaşlar. Kanalıma abone olur desteklerseniz çok sevinirim. Beni nerelerden izliyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve tarifime devam ediyorum. Şöyle fasulyemi şu boyutta küçük küçük doğramaya devam edeceğim. Bunu fasulyeyi dibleyelik olarak dolaba koyacağım arkadaşlar. Giresun yöresine aittir. Dilersek fasulye çorbası falan da yapabiliriz bu doğradığımız fasulyelerden. Dondurucuya koyalım. Elimizin altında hazır olsun. Bayağı bir fiyatları düşmüşken dolaba koyalım, dondurucuya. Kışın dilediğiniz zaman pişiririz arkadaşlar. Şu şekilde doğruyorum. Çok ince ne çok kalın. Bu şekilde doğrayalım. Fasulyemin hepsini doğradım. Şöyle hepsini doğradım. Tencereme alıyorum. Burada da bir tane kapya biberi, 3 tane yeşil biber. Onları da şu şekilde doğruyorum. Fazla ince olmayacak şekilde bunları da bu şekilde doğrayalım. Doğramış olduğumuz biberleri fasulyenin üzerine alıyorum. Burada bir adet domatesimi de küp küp doğrayacağım. Fasulyemin üzerine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, hepsini tencereme yerleştirdim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ocağıma götürüyorum. Kavura kavura, karıştıra karıştıra pişirelim biraz. Fazla pişirmeyeceğiz. Ne kadar kavurduğumuzu size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi fasulyemi ocağa aldım. Şöyle arada böyle sallaya sallaya fasulyemizi kavurmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, fasulyemi sallaya sallaya hiç kaşık değdirmeden şu şekil kavurdum. Şimdi bu fasulyelerimiz oldu. Tepsiye boşaltacağım. Diğer işlemle devam edelim. Evet arkadaşlar, fasulyemi tepsiye boşalttıktan sonra iyice soğuttum. Şimdi poşetleme işlemine geçelim. Sadece 5 dakika kavurmamız yeterlidir. Böyle karıştıra karıştıra elimizde sallayacağız karıştırırken. Kaşık kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak çok güzel oluyor. Şimdi fasulyemi poşetleme işlemine geçiyorum. Evet arkadaşlar, hepsini poşetledikten sonra şu şekilde düzeltelim. Bu şekilde yaptıktan sonra havasını alacağız. Bir pipetle. Nefesimizle çektik, havasını aldık. Böyle poşeti bağlayalım ağzını güzelgene. Şu şekil. İşte arkadaşlar, 3 tane fasulye diblesi yapmak için
Çorba yaparız, dible yaparız. Kışın elimizin altında olur. Harika oldu. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Deneyeceklere kolay gelsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.